Bu 1 Mayıs'ta bu benim... fotoğrafın bir başka açıdan ben de çekmişim. Biz yan yanaydık. Hatırlıyor musun? Başında, Kazancı Yokuşu'nun başında. Yani gariptim. Niye sola doğru gidip o cesetleri toplu görmedim onu anlayamadım. Ama o kamyon ilginçti. O kamyon zaten... Ama hep tartışma konusudur. Onu şimdiden konuşalım seninle. Belki 1 Mayıs'a yakın gelirim ben buraya. Evet. Biz olay çıkacağını Savaşay'la beraber, rahmetliyle beraber biliyorduk. Sen de biliyordun. Mutlaka bir şey çıkacak. Çünkü biz Paris'teydik o zamanlar. İşte Gökçe İspanyolları buluşmaya gitmiştik. Hiç unutmam. Aramızda bir arkadaşımız daha vardı. Zeki Sezer. Kendisi halkın kurtuluşu sempatizanıydı. İşte başımıza bir sürü şeyler geldi bizim o dönemde. 24-25 Nisan tarihinde İstanbul'u aradığımızda, o zamanlar tabii telefonu saatlerce süren bir beklemeyle arıyorduk. Ben para bulmuştum. Aradık. Zeki dedi ki, işte sosyal faşistler bir afişleme sırasında bizden bir arkadaşı vurdular. 1 Mayıs'ı onların ben başına yıkarak yapacağız dediler. Biz döndük. İşte o zamanlar işte ikimizin de savaşında benim de haber kaynaklarımıza ulaştık. Sen de mutlaka hatırlıyorsun. 1 Mayıs'ta mutlaka meydana gireceklerdi. Bütün halkın yolu, halkın kurtuluşu, işte diğer halkın birliği. Ki şey bitmişti. Konuşma şimdi da bitmişti. Tarla başından buna yürüdüler. Artık dağılma sürecine doğru neredeyse. Evet, şey DİSK'in işte organizasyon komitesinde alınan bir kararla bugün olmayan o tarla başındaki yolların bulunduğu evet, yere. Evet, şimdi bulvar oldu. Dev genç siyaseti gibi DİSK'in de muhalif evet. olmadığı siyasetlerden bir insan barajı yapmışlardı. Benim de üniversite o zamanlar ben de işletmede okuyordum. Bizim grup da anıtın altındaydı. Hatta o saygı duruşu yani sol ellerin, sağ ellerin çünkü komünistler sağ el kaldırır, solcular evet. sol kaldırır. O fotoğrafı çekmek için bir arkadaşımın omuzuna çıkmıştım. Şişli Siyasal Bilgiler'den bizimle işte aynı okul grubu içinde yer alan. Savaş'ı gördüm. Savaş'ta selamlaştık böyle. O aşağı yukarı benden 100 metre ötede bir yerdeydi. Tam da o dev gencin oluşturduğu dev genç zincirin, şeyin etrafındaydık. Anıtın etrafındaydı. İşte o grubun oluşturduğu insan zinciri, yani ellerinde böyle minicik bayraklı, uzun sopalardan oluşan bir şey yapmışlardı. Kristal büfe falan vardı, o zaman evet. o sokak duruyordu. Orada bir anda bir, yani saygı duruş sırasında bir Fransızca şey böyle bir zorlama oldu, buskülat derler Fransızlar. Bir zorlama oldu. Bir anda böyle bir gazete satan adam, elinde bir kocaman gazete tomarı olan biri, silah çıkardı. Ben bağırdım Savaş'a, Savaş gördüm dedi. Savaş çekti o fotoğrafı. Bir gazete satan çıkardı silahını, saydırdı. Saydırdığı anda beni taşıyan çocuk yere düştü. Herkes yere kapaklandı. Hatta orada çektiğim fotoğraf Time'da çıktı. Ayaklarla görünen bir meydan. Evet. Tamamen ayaklar ve ayakkabılar. Ondan bir iki dakika sonra silahlar patlamaya başladı. Benim bulunduğum yerde, Kazancı'nın bulunduğu yerde... Ardından panzerlerin bir panzer vardı. Sürekli panzerin tur içinde atıyordu. Panzerin içinde etrafında. Şeyi görüyorduk. Yani namluyu biliyorum o MP15'lerden galiba. Kör atış yapıyordu. Ama panzerin altında bir kadının ezildi içini gördüm. İşte bir tur atıyordu o panzer. Ben de çünkü 75-200'lük bir objektif vardı Soligor. Kırıldı o yere düşerken. O çalışmadığı için normalle çektim ama çok kötü çıktı. Yani normal objektif ve geniş açı kalmıştı bende. Filmler tabii sıkıntılıydı. Ama yani Beyoğlu İstiklal Caddesi girişinde sol örgütlerin el arabalarını mevzi yapıp fotoğraf ateş ederken de gördüm. Hatta bir fotoğrafım var benim, çok kullanırım onu. Önünde iki tane cesetli, kefiyeli bir tane yine sol evet. görüşlü, yani kurşunla öldürülmüş iki tane orada devrimcinin cenazesi. Ama asıl o Kazancı'nın başındaki kamyon... Oradakiler ezilerek oraya. Zaten öldüler. Zaten çoğunu yani sonradan araştırdık. 4 tanesi kurşunla öldürülmüştü. 37 kişiden 5 kişinde kurşun, kalan 32 yok, kişi... Kurşunla öldürülen 2 kişiyi ben gördüm. Ezilerek öldüler. Onların fotoğrafları var. Evet. Ama o sular idaresinin üstünden ateş atma sırasında herkes ateş açıyordu. Yani bizde çünkü hatta yıllar sonra çok hani önemli bir olay benim için. 1977'de oldu bu olay. İşte kanlı 1 Mayıs diyoruz. 86 yılında ben Amerika'ya bir uyuşturucu dosyası yapmak üzere gittiğimde New York'taydım. O zamanlar Sedat Ergin'le Ufuk Güldemir Washington'da oturuyorlardı. Aradım ikisi arkadaşım. Ufuk dedi ki ya dedi sen dedi ne önemli adammışsın. Ona altı üstü bir fotoğrafçısın ama böyle dalga geçercesine.
Seni burada dedi, Pentagon'dan hep sorarlar dedi. Bu adam geldiğinde bir oturalım yemek yiyelim diye. Hayrola dedim. Ulan dedi sen dedi haber mi yapıyorsun dedi. Böyle aşağılayarak ama. Dedim vallahi haber de yapıyorum. Ben foto muhabiriyim Ufuk dedim. Gelsene dedi. Atla bir otobüse gel dedi. Ben de kalırsın dedi. Ben de baktım yaptığım konuda biraz şey vardı. Uyuşturucu ve uyuşturucuya karşı savaşan işte Müslüman çeteleri. Washington'da baktım ki iş var. Atladım şu otobüse. New York'tan Washington'a gittim. İşte sağ olsun evinde kaldık. Gel dedi seni götüreyim dedi Pentagon'da çalışanları gör bari ben. Ya dedim ben gelmeyeyim dedim oralara. Ben de bir plan çekinmeye başladım. İyi o zaman dedi yarın yemeğe gelirler bize. Bir gün sonra böyle 3 tane tip geldi Ufuk'un evine. Bir de bir çocuk Diyarbakırlı. Bir gazeteci olduğunu söyleyen bir çocuk. Ufuk'un evinde yani sağ olsun o zamanlar eşi işte yemekleri hazırlamış. Adamlar tanıştık biz sizi tanıyoruz dediler. Adamlar tabii 86 yılında sordukları şey çok ilginç. Ya dedi biz bir şey öğrenmek istiyoruz. Hatırlarsan belki Amerikalılar kaçırılmıştır Lübnan'da. Hizbullah'a bağlı bazı örgütler tarafından. Ben de aynı dönemde Milliyet'e şey yapmıştım. Hüseyin Musavi'ye Hizbullah'a bağlı Emel İslami diye bir örgüt. Ama Milliyet gazetesinde gariptir. Başlığı kullanırlar. Son sayfada keserler. Haber olmaz. Adamlar merak eder. Habere bakıyorlar. Sadece başlık kısmı var. İşte Hüseyin Musavi çocuğuyla falan çekmiştim. Ailesiyle beraber çekmiştim. Ama haberi kesmişler. Ellerinde dosya ve herifler çok iyi Türkçe, Kürtçe, Türkçenin sohranesini, kırmançısını, zazayı her şeyi biliyorlar. Hatta tanışırken şey dediler, hangi dilde konuşmamızı istersiniz demişlerdi. Ben Türkçe dedim. Siz dedi Kürt değil misiniz dedi. Bir tarafım Kürt ama dedim ben Kürtçe bilmem dedim. Onun üzerine şey yapmıştı. Ve hatta bir tanesi böyle ince sakallı bir için unutmam. Ya biz dediler sizden bu haberin devamını istiyoruz dediler. Gazete kesildiği için yayınlanmamış hem ya da göndermeli. Devamını. Siz mi kestiniz dediler. Yok dedim ben kesmedim. Gazete dedim yapar. Biz de böyledir işte. Yani dediler ki peki bu Emel İslami'nin elinde yabancılar var da bunlar İran'da mı Lübnan'da mı? Ha. Hakikaten o soru güzel. Evet.